Anne, bu korkunç sel her şeyimizi yok etti. Şimdi ne yapacağız? Oğlum, bu kötü günlerimiz de geçecektir. Sen kendini üzme. Yakında her şey düzelecek. Zaman en iyi ilaçtır canım. Rani güzelim, doğum günün kutlu olsun. Doğum günün kutlu olsun. Bana bak yaramaz. Doğum günü böyle mi tebrik edilir ha? Kızım, hadi kalk, hazırlanmalısın. Okula gideceksin. Doğum günü ama... evde hiçbir şey yok. Anne, öğretmenim bugün yeni bir defter götürmemi istedi benden. Peki kaç para? 500 lira. Al canım, sana 1000 lira. Kalan 500 lirayı geri getir. Dün gibi bugün de çiçekleri satamazsan... o zaman çok zor durumda kalırız. Buyurun, 1000 liraya 10 bin. Gel. Sen de gel. 1000 liraya 10 bin. Buyurun. Siz de oynayın. Al büyüğü bu parayı. Gel. Siz de gelin. Buyur, 1000 liraya 10 bin. Al büyüğü bu parayı. Gel. Siz de oynayın. Buyurun. Padişah gelin. Gel parayı al. Hadi gidelim artık. Buyurun. Gelin. Bu parayı al. Bul büyüğü al parayı. Ah, gitme beni kören. Sen benim cebimden para mı aldın? Hayır, beni almadın. Göster elini bakayım. İşte bak. Dön arkanı. Of, al hadi. Eğil kafana bakacağım. Ne var kafamda? Söyle. Ben para almadım. Ben para almadım diyorum. Peki, git bakalım. Anneme para çaldığını söyleyeceğim ama. Sen burada dur. Hemen dönerim. Bul büyüğü al parayı. Gelin siz de oynayın. Koyun parayı. Oynayın. İşte 1000 lirayı parayı koydum. Kazanır, bunu oynuyorum. Parayı kazanır. Tamam, onu oynuyorsun. Cansız çocuk, kazandın işte. Paramı ver. Al. 1000 lirayı koy, 10 bin lira al. Hadi çabuk olun. Bul büyüğü al parayı. Çabuk olun. Hadi siz de oynayın. Koy 1000 lirayı al, 10 bin lirayı. Şimdi oynuyorum. 10 bin lira kazanacağım. Annem nerede? Tapınağa gitti yavrum. Anne! Sen! Burada ne arıyorsun? Anne, hani sende para yoktu ya. Bu da ne? Tam 9500 lira. Ama sen bunları nereden buldun? Söyle, nereden aldın? Doğruyu söyleyeyim mi? Söyle. Kaldırımda bir adam 3 kağıtlı bir oyun oynuyordu.
Önce 1000 lira, daha sonra da 1000 liradan 10.000 lira kazandım. Ama sen kumar oynadın. Sen utanmıyor musun ha? Anne, ama senin ihtiyacın var. Ben böyle pis paraları istemem. Ve dinle. Bir daha kumar oynayayım dersen, o zaman elini yakarım. Anladın mı? Sen 10.000 lira dedin. Sonra bana 9.500 lira verdin. Nerede kaldı 500 lira? Bak Kare, beni sakın kızdırma. Söyle, kalan 500 lira nerede? 500 lira ile somon için bilezik satın almıştım anne. Bu bilezikler adidir. Ben sana daha güzellerini alırım. Somon, al bilezik. Annem bu bileziğin adi olduğunu söyledi. Ama bilezik kırılmadı. Demek ki bunlar adi değil, güzelmiş. Al hadi. Zurlakşana devi! Hey, Zurlakşana devi! Oh, Rukcan Bey siz. Saygılar. Size hemen kiranızı vereyim. Aman efendim, evin kirası önemli değil. Bana sevgi verin yeter. Mesela ara sıra içeriye davet etmelisiniz. Hoş geldiniz. Buyurun, size bir şeyler ikram edeyim. Aman oturun. Aman efendim, sağ olun. Oturun buyurun. İşte bu ayın kirası. Zırlakşana devi, hayır. Ben ne diyorsam onu yap. Sen de kalsın. Ama anlayamadım. Bana bak. Ben bir ev sahibi olarak senin durumundan hiç de memnun değilim. Bence senin durumun çok acıklı. Önemli değil. Bu acı günlerim de geçecek. Aslında ben senin acılarını 2 dakikada hafifletirim. Ama sen beni anlamıyorsun çiçeğim, öyle değil mi? Rukcan Bey. Aman kızmayın efendim, çok güzelsin ve gençliğini boşuna harcıyorsun. Bak çiçeğim, bundan büyük bir evim daha var. Eğer istersen sana o evi... Rukcan Bey, alın kiranızı. Ve defolun buradan. Bir daha da böyle saçma sapan konuşmayın. Öyle mi? Demek saçma konuşmalardan hoşlanmıyorsun. O zaman işe yarar konuşmamı dinle. Bu evin hava parası 1 milyondur. Önden 500 bin vermiştin. Sonra 500 bin vereceğine söz vermiştin bana. Eğer bir hafta içinde paramı alamazsam, o zaman verdiğim 500 bin lirayı da yutarım. Ve siz 3 böcekleri de eşyalarınızla birlikte sokağa atarım, anlıyor musun beni? Düşünmek için 7 günüm var. Eğer 500 bin lira daha alamazsam, o zaman eşyalarını sokağa atarım. Hadi oradan dilenciler. Tanrım bizi koru, rahmetini esirgeme bizden. Serseri, hırsızlık yapıyorsun, hırsızlık yapıyorsun. Hırsızlık değil, ben annemin parasını almaya geldim. Oğlum, eğer annenin para ihtiyacı varsa, o zaman anneni gönder buraya. Ne kadar isterseniz veririm. Hırsızlık mı yaptın? Hayır anne, ben çalmadım. Ben senin paranı almaya gitmiştim. Sen parayı çaldın. Çalmadım anne.
Bari söyle. Niye kaldın? Ne yapıyorsunuz? Çocuklar böyle dövülmez hanımefendi. Siz buna çocuk mu diyorsunuz? Bu çocuk değil sanki şeytan. Bu çocuk bizi rezil etmek için dünyaya geldi. Anne! Bırak! Sen benim için öldün. Benim için öldün. Bugünden itibaren artık benim bir oğlum ve bir kızım var. Anne! 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 Komiser Bey, bunu götürün. Artık onunla hiçbir ilişkim yok. Bu çocuk benim evladım değil. Götürün onu. At hepsini! At gitsin! Hiçbir eşyası bu evde kalmasın! At dedim sana! Hepsini teker teker dışarı at! Buyurun efendim. Efendim bakın, oğlum burada kalıyor. Onunla görüşmek istiyorum. Ziyaret saati akşam 5'ten sonra, o zaman gelin. Ama ben saat 3 treniyle Bombay'a gidiyorum. Onunla mutlaka görüşmem lazım. Kusura bakmayın. Öyleyse bana bir iyilik yapar mısınız? Bu Bombay'daki adresim. Serbest bıraktığınız zaman bana bu adrese haber verebilir misiniz? Çok zamanımızı alıyorsunuz. Çocuğun ismi ne? Karen. Ne? Karen Kumar. Siz mektubunuzu almadınız mı? Ne mektubu? Sizin oğlunuz buradan kaçmıştı. Nasıl? Evet. Biz bütün polislere haber verdik. Yakalanır yakalanmaz size bu adrese haber göndeririz. Anne! Anne! Oğlum iyi misin ha? Oğlum nereye gideceksin? Gel seni evine bırakayım. Benim evim yok. Ben bugün geldim. Zavallı. Al şu parayı da bir şeyler ye evladım. Peki ama al bugün evlat. Bu parayla yemek yersem yarın ne yapacağım? Tamam anlaşıldı. Çanuk kardeş bunu sizin atölyeye götürün. Orada bir şeyler yapar. Peki Kaşıram. Hadi evlat gel. Gel. Bak oğlum burası. Burası bizim atölyemiz. Velut! Karen sen burada dur. Ben hemen gelirim. Alo. Evet madam benim adım Venot. Ben buranın sahibiyim evet. Aha. Bir arabaya mı ihtiyacınız var? Hemen gönderirim. Eşyalarınız çok mu? Peki söyler misiniz? Evet. Evet efendim. Evet efendim. Evet anladım. Tabii efendim. Tabii anladım merak etmeyin. Evet efendim gönderirim. Gönderirim. Deli kadın bu ya. Karen nerede? Orada sarayında. Karen! Hey Karen! Her zaman da bunu çalar bu. Bana bak yeter artık. Karen! Beni dinliyor musun? Yeter artık! Karen! Ne var? Bir müşterinin eşyalarını taşıyacaksın. Peki geliyorum. Karen, işte adres. Eşyayı alacaksın ve gideceği yere kadar götüreceksin. İş bu kadar.
Evet efendim, iş çok basit. Oradan al, oraya bırak, o kadar. Şunu niye böyle söylemiyorsunuz ki? Önce Centergru'ya git, sonra adresi sor, sonra oradan... Peki anladım. Sen benim için çok zor bir iş yapmaya gidiyorsun. Ne diyorsun? Bu benim görevim. Çok teşekkür ederim Karen. Şanta, ne yapıyorsun? Hoş geldin Karen. Karen abi, al bu çiçekler senin. Teşekkür ederim. Kaşirem amca, sen nasılsın? Kör topalı idare ediyoruz. Amca, sen de sabahtan akşama kadar sigara içip sonra da öksürüp duruyorsun. Ne yapayım be oğlum? Önce sigara içerdim, o zaman öksürürdüm. Şimdi kullanmıyorum, yine öksürüyorum. Şanta, babana sen anlat. Sabahtan akşama kadar öksürüyor. Hadi ben gidiyorum. Şoför, bu da ne demek oluyor? Kaç saat önce telefon ettim ama siz şimdi geliyorsunuz, hadi! Merhaba. Acaba sizin eşyalarınız mı taşındı? Hayır efendim, sadece buraya gelen araba şoförleriyle konuşmak gibi bir hobim var, anladınız mı? Durmadan konuşurum. Efendim? Açıkça belli ki benim eşyalarım taşınacak, yoksa ben bir şoförle konuşmam. Ya, şoförlerle konuşmazsınız demek, aman ne güzel. Peki hanımefendinin eşyaları nerede? Ben eşyaları kaldırmak için çocukları çağırmıştım, çoktandır bekliyorlardı. Şimdi nereye gittiler? Neyse, önemli değil. Şoför, eşyaları sen yükle. Onun parasını da veririm. Hanımefendi, böyle bir şey olmaz. Çünkü benim görevim şoförlük. Hamal değilim. Peki, fazla uyanık olmaya gerek yok. Hanımefendi. Nereye kayboldunuz? Biz kaç para alalım diye toplantı yapıyorduk efendim. Ne kadar para alırsınız? 2000 lira. Peki, eşyaları yükleyin. Önce 500 lira peşin. Peşin mi? Ufacık çocuk peşin para istiyor. Buraya koymuş. Şimdiye kadar hiçbir bayan çantasından eşyaların rahat bulunduğunu görmedim. Ne zaman görsem kızlar bir şeyler arayıp durur. Şoför, bende bozuk para yok. 500 lirayı sen ver. Senin paranla beraber veririm. Siz vermek yerine benden alıyorsunuz. Efendim? Buyurun, 500 lira. Peşin para. Biraz dikkat edin. Hanımefendi, paranız. Hesaba ilave edeceğim. Senin paranı geri vereceğim. Al. Oturun. Sen beni ne sanıyorsun? Ben bir şoförle mi oturacağım? Millet ne der sonra? Madem öyle, arkada oturun. Eşyalarla birlikte, öyle mi? Yok canım. Hanımefendi, bu arabanın iki bölümü var. Biri önü, diğeri de arkası. Siz ne arkaya ne de öne oturmak istiyorsunuz. Bari bir iyilik yapıp başıma oturun. Sus. Ben arkada oturacağım. Lambaya dikkat edin. Terbiyesiz. Çocukken Kraliçe Victoria'nın bir heykelini görmüştüm. O da aynen sizin gibi oturuyordu. Şoför, sen çok fazla konuşuyorsun. Arabayı sür. Peki hanımefendi. Şoför, arabayı doğru dürüst sür. Ey maymun, buyur biraz muz ye. Hadi ye ye. Hanımefendi, ne yapıyorsunuz? Zavallı lamba kırılmadı inşallah. Ben öne oturacağım. Lambam kırılacak. Durun, sakin olun, sakin olun. Şoför, sen burada dur. Ben ev sahibime eşya taşımak için çağırayım. Bakar mısınız? Evet. Merhaba. Acaba odam nerede? Benim evimde birkaç tane oda var. Hangi oda hakkında konuşuyorsunuz? Dün telefonlaşıp kira anlaşması yapmıştık ya. Bakın, siz dün gelmediğiniz için odanızı bugün başkalarına verdim. Ama 24 saat beklemek zorundasınız. Bakın madam, burası Bombay ve buradaki boş odalar hiç kimseyi beklemez. Anladınız mı? Güle güle. Salak. Çok acayip biri. Bombay'da ev sahipleri ilginç insanlardır. Sizin tutacağınız evde gitti ve ben de mahvoldum. Şimdi eşyalarınızı nereye indireceğim? Dediğin doğru ama bu kadar eşyayla ben nereye giderim? Önemli değil. Bombay'da bir sürü büyük otel var. Taj Mahal, Oberoi, Holiday. Nereye isterseniz oraya bırakın. Doğru ama... Önemli değil, ben anladım. Ne? Ne anladın? Galiba sizin paraya ihtiyacınız var. Bak, senin adın ne? Şoför. Hayır, hayır demek istemiştim ki, senin ismin ne? Benim adım Karen. Bak Karen, benim bir fotoğrafçı arkadaşım var. O şimdi Puana'da, yarın sabah gelecek. Yarın ben onun evine taşınabilirim. Ama bugün için eğer bir yerde kalabilirsem, o zaman minnettar olurum. Eğer sorun sadece bu geceyse bir şeyler yapabilirim. Ama siz orada kalmak ister misiniz acaba? Ne de olsa büyük bir mankensiniz. Önemli değil, sadece bir gecelik bir sorunum var. Yer hiç önemli değil. Gidelim, evin nerede?
Ev mi? Evet. Kendi gözünüzle görürsünüz. Buyurun hanımefendi. İşte benim evim burası. Bu mu? Ama bu bir otobüs. Evet ama benim evim. Sen ne düşünüyorsun? Ben burada kalabilir miyim? Hanımefendi diyelim ki bu bir otobüs. Ama şunu unutmayın ki başka alternatifiniz yok. Millet görürse ne diyecek? Haklısınız, millet görürse bir şeyler der. Ama bugün benden başka sizi kimse göremez. Buyurun. Benim fakirhaneye hoş geldiniz. Buyurun. Demek sen bu otobüste kalıyorsun. Evet, hep burada kalıyorum. Ama eğer isterseniz burada beraber kalabiliriz. Terbiyesiz. Ben nerede yatacağım? Burada yatacaksınız, bu atakta. Atak mı? Evet efendim. Otobüsteki yatağa atak denir. Atak denir. Hı-hı. Tamam pekala. Şimdi senin atağın, yani yatağın nerede? Söylesene. Benim için bir problem yok. Ben buralarda bir yerde yatarım, önemli değil. Katiyen böyle bir şey yapamazsın. Sen bu otobüste yatamazsın. Hadi git. Hayret doğrusu. Siz beni kendi otobüsümden kovuyorsunuz. Sen bu odada, yani bu otobüs ve ben burada, sen orada, burada, yani sen... Korkmayın, ben şaka yapmıştım. Siz de ciddiye aldınız. Benim yatak odam burası değil. Benim odam birinci kattadır. Siz burada biraz dinlenin. Ben de arkadaşımla buluşmaya gidiyorum. Biraz gecikebilirim. Evet, hadi yat. Beni bekleme. Kimsin sen? Biz karenin arkadaşlarıyız. Canciğeriz. Biz karenin çetesiyiz. Buraya niye geldiniz? Ne istiyorsunuz? Sizi görmeye geldik. Seni yakından görmeye geldik. Sana dokunmak istiyoruz. Bye.
Karen! Karen! Karen hadi kalk. Ha? Ne oldu? Ne bakıyorsun? Dün gece yatakta bir kız vardı. Yatak orada. Ama kız nerede? Canım sen yatıyordun ve o sabah sabah bana bağırıp çağırdı. Ben yalvardım kardeşim, ben sizi bırakırım dedim ve sonra da bıraktım. Bana bak, o kız benim paramı verdi mi? Bırak şimdi o parayı da hazırlan. Rujar'a gideceğiz. Gurdip Muhtat'ın yanına. Tamam. Efendim? Şanta kızım, bana çiçekleri ipler misin? Tabii baba. Karen abi, hemen dönerim baba. Evet evet, önce Karen'e çiçeği ver, sonra işine başlat. Güzel mi? Al bakalım çiçeğini. Teşekkür ederim. Şanta biliyor musun? Ne? Ben küçükken annem de çiçekçilik yapardı. Tanrı bilir şimdi neredeler. Biz de bir aileyiz Karen abi. Evet evet, bir şey demedim ki. Aileyiz biz. Babacığım! Babacığım! Baba! Dışarı çekilin! 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 Açalım! Oh, babam benim! Açalım! Açalım! Şipi götür. Evet, tamam, tamam. Komiser bey, bu adam hemen asılmalıdır. Bu adam, bu yaşlı adamı... Ha? Jip nereye gitti? Komiser bey, o jip suçunun ispatıdır. Siz merak etmeyin, biz de bu serseriyi birçok suç nedeniyle arıyorduk zaten. Aa, memur bey, memur bey, bu adam zehir içti. Kimdir bu böcek, araştırın. Bana onun adresini hemen bulmanızı istiyorum. Ona bir şeyler yapmalıyım, anladınız mı? Bence o adam normal vatandaştı. Kazıyı görür görmez. Sen daha bir çocuksun. O adam Vardan gibi şoförün peşine takılıp onu yakaladı, tamam mı? Duydun mu? Vardan gibi. Bence o adam basit biri değil. Ve buraya polis gelir gelmez bizim şifimizi götürdü. O adam yalnızsa şifimiz nereye gitti söyler misin? O şif şimdi nerede? Ben söyleyeyim sana. O adam Davras Kamet'in adamıydı. Davras Kamet'in adamları jipimizi götürdü. Venot? Efendim? Venot, o gün gelen kızın adresi var mı? Adresini biliyor musun? Evet var. Niye lazım? Niye lazım sorusunun 3 cevabı var. Birincisi, onun örtüsü burada kalmış. İkincisi, ondan alacağım para var. Ve üçüncüsü? Bunu sana söylemem. Öyle mi? Peki, tamam, anladım. Adresi hemen getireceğim. Bakar mısınız? Adınız Karen mi? Sen mi o jipi durdurmuştun? O jipte kaçak mal vardı. Eğer evet dersem,
ki ben durdurdum. O zaman... O zaman ben derim ki seninle biri konuşmak istiyor. O zaman ben de onun adını sorarım. Eğer onunla görüşürsen adını da öğrenirsin. Peki. Sizinle görüştük. En azından sizin adınızı öğreneyim. Benim adım Shibani. Shibani mi? Güzel bir ad. Benimle gelir misin? Seni biriyle görüştürmem gerekiyor. Adınızı beğendim. Shibani. Onun için mutlaka gelirim. Söyleyin, nereye gideceğiz? Bu evin sahibi yaşamayı çok iyi biliyor. Bu onun. Birçok evin sadece biri. En ufağı. Güzel. Karen? Seni burada görmekten memnun oldum. Demek memnun oldunuz. Ben de sizi görmekten çok memnun oldum. Ama niye memnun oldunuz? Bunu bilemezsin. Çünkü sen benim işlerimi yapacağını da bilmiyorsun. Dolakya'nın jipini durdurdun. O benim düşmanımdır. Benim adım Davras Kamet'tir. Senin içki içmediğini biliyorum. Bu sadece meyve suyu. Teşekkürler. Kamet Bey, benden ne istiyorsunuz? Ben bunlar gibi senin de benimle çalışmanı istiyorum. Peki benim çalışacağımı nereden biliyorsunuz? Aslında senin hakkında her şeyi biliyorum. Sen hangi sanayide çalışıyorsun? Ne kadar gelirim var? Şu anda cebinde ne kadar param var? Vesaire vesaire. Bunlar da bana geldikleri zaman inan ki durumları senin gibiydi. Ama bugün hepsinin her şeyi var. Her şeyi alabilecek güçleri var. Sen hayatım boyunca bir otobüsün içinde mi yaşamak istiyorsun? Kamet Bey, kabul ediyorum. Benim hakkımda her şeyi biliyorsunuz. Ama bilmediğiniz bir şey var. Ben içinde bulunduğum durumdan memnunum. Yine de teklifinize ve bu güzel meyve suyuna teşekkür ederim. Gerçekten çok güzeldi. Sağ olun. Buyurun, ben sizi kapıya kadar Shibani getireyim. Teşekkür ederim. Gideceğim yolu biliyorum. Evet. Shibani, Raten Dolakya'yı bağlar mısın? Alo, kimsin sen? Peki, beni niye aradın? Raten Dolakya, senin adamını yakalatan ve ayrıca cebini de uçurtan adamın adı Karen. Ben onu paramparça ettiririm. Şimdi onu nerede bulabileceğini dinle. Evet, ama sen kimsin? Efendim, ben hiçbir şey anlamadım. Raten Dolakya Karen'in peşine düşecek. Ve Karen'i öldürecek. Ama eğer kurtulursa Karen için tek seçenek kalacak. Dolakya'nın düşmanı bana çalışacak. Şimdi bekleyelim bakalım. Karen ölecek mi, kurtulacak mı? Ne oldu efendim? Sen çok kaşındın. Efendim, komiser bey ne yaptım ben? Birazdan öğrenirsin. Sus. Ver bakalım elini. Bunda bir sus dedim var. Sana. Hadi gel. Ama beni nereye getirdiniz? Burası karakol filan değil ki. Bunu ben söyleyeyim oğlum. Senin için polis karakolu da, mahkemede, hapiste burası ve burada asılacaksın. Anladın mı? Anlamadın mı? Kimsiniz siz? Ben kimim? Ben. Demek bunu soruyorsun. Ben kimim? Benim adamım senin için öldü. Ayrıca jipimi havaya uçurdun. Ben onların patronuyum. Benim hala kim olduğumu soruyorsun ha? Zaten kardeş, ben adamı sana teslim ettim. Artık sen bilirsin. Evet, hayvanı yakalayıp getirdin değil mi? Yorulmuşsundur. Hadi git içki iç. Ben ya içki verdim. Peki oğlum, söyle. Bunları kimin için yaptın? Kimin için çalışıyorsun, söyle bize. Ben kimse için çalışmam. Duydun mu Balbal? Bu kimse için çalışmam diyor. Hadi oğlum söyle. Kimin için çalıştığını söyle ben bana. Ben hiç kimse için çalışmam. Ama ben o zavallı ihtiyarı tanıyordum. Onu senin adamın öldürdü. Ben sadece yasalara yardım ettim, hepsi bu. Yeter! Yeter, anladım. Senin kim olduğunu anladım. Şu fakirlerin babası, yasalara yardım eden, bu işi yapan sensin değil mi serseri? Hey Balbal, bu devirde böyle insanlar var mı acaba? Biz bunu ne yapacağız, söyler misin? Ne mi yapacağız efendim? Hemen yok edelim. Öyle mi? Evet, yok edelim. Ama seni öldürmeden önce senden bir isteğim var. Dünyayı terk etmeden onun ne olduğunu anlamaya çalış. Oraya bak, tamam mı? Bu nedir? Bu yasadır.
Oraya bak. Şimdi de bu tarafa bak, göreceksin. Ah, bırakın beni. Karen abi. Şanta. Karen abi. Şimdi gözünün önünde. Yardım bu yasa o fakirin namusunu yok edecek. Bırakın. O zaman dünyanın ne olduğunu al. Bırakın beni. Karen abi. Ben karanlayınca onu yepyeni bir dünyayla tanıştıracağım. Bırak onu. Komiser bey, içkiye devam edecek misiniz efendim? Anladım zaten kardeş. Hadi bu görevi de yapalım bakalım. Serseri. Karen abi. Hayır. Hayır. Alçak herif. Alçak herif. Alçak. Bırakın beni. Bırakın. Hayır. Bırakın. Bırakın. Şanta. İşte gördün mü? Hayır. Serseri. Kaçtı efendim. Nereye gidebilir ki? Kızın cesedini hemen halledin. Polis karakoluna telefon et. Onlara Karen adındaki bir adamın komiseri öldürdüğünü söyle. Bizim adamlarımız da şahitlik edecek. Nereye gidebilir ki? Onu ben öldürmedim. İnanın. Ben öldürmedim. İnanıyorum sana. Zaten dolakya delil ve şahitler hazırlanmış. Hepsi de inandırıcı. Bunlar senin katil olduğunu ispatlamak için kafi. Demek ki ben kurtulamayacağım. Kurtulabilirsin. Ancak eğer ben kurtarmak istersen. Ama dünyada her şeyin bir fiyatı vardır dostum. Doğru söylüyorsunuz. Devraj Kamet Bey. Ben sizin için çalışacağım. Bundan hiç şüphem yok. Ama beni buradan kurtarın. Hah, bunu unut. Öldürme olayını ve suçlamaları unut. Artık mahkemede seni kurtarmak benim görevimdir. Siz merak etmeyin, işinizi hallederim efendim. Tamam. Bu adam komiseri öldürmüş. Efendim, bu olayın dosyası işte burada. Siz burada durun, hemen dönerim. Thank you.
Hakim bey, hastanenin kayıtları, doktor raporu ve hemşirenin şahitliği ispat etmiştir ki komiser Dil'in öldürüldüğü gün benim müvekkilim Bay Karen Kumar hastanede hasta yatıyor. Onun için Bay Karen Kumar suçsuzdur efendim. Onun serbest bırakılmasını talep ediyorum. Bütün deliller ve şahitlerin beyanları araştırılmış ve mahkemede suçlanan Karen Kumar Bey'in suçsuz olduğuna ve serbest bırakılmasına karar verilmiştir. Ne dedin? Kaç kere söyleyeceğim. Ben biraz önce onu buraya girerken görmüştüm. Aa, şu kadın, hani çiçekçilik yapan kadın var ya, mahkemeye hep gelir, her ay para yatırmaya peki, buraya... Peki peki, sen şöyle yap, ben adresini bulurum, sen yarın gel. Sağ olun. Merhaba, nereye kayboldun? Şey, ben... Hadi gel, Kamet Bey seni çağırıyor, hadi. Peki. Burası hastane? Evet. Burada senin bütün problemlerini tedavi edecekler. Gel. Hiçbir şey anlamadım. Niye geldik buraya? Bu hastanenin sahibi Doktor Devraj Kamet'tir. Öyle mi? Demek Kamet Bey doktor. Yani bir yandan hastane işletiyor, öte yandan... Bu sana biraz tuhaf gelmiyor mu? Düşünürsen sana da gelmez. Anlamaya çalışırsan çok basit. Bir adama iş yaptırmak istiyorsan o zaman ona rüşvet vermek zorundasın. Bütün millete iş yaptırmak istersen o zaman da... Demek bu hastane bir rüşvet... Demek siz vatandaşlar için... Bunun pek çok iyi yönü var. Bunları bırakalım şimdi, senin işi konuşalım. Ama önden önce bir şey söyleyeyim. Sana vereceğim ev... Tıpkı bir saray gibi. Orada her şey çok rahat. Ama ne yazık ki bu sarayın kapıları sadece içeri doğru açılır. Dışarı açılmaz. Eğer biri içeri girerse dışarı çıkamaz. Evet, anlıyorum. Çok güzel. Şibane... Evet, Gore-Tex'teki evinin ve arabanın anahtarları, al. Araba dışarıda. Eğer paraya ihtiyacın olursa hemen buraya gelip iste. Yarına itibaren bizim için çalışacaksın. Kamet Bey, yarın olmaz. Öbür gün başlayabilirim. Yarın çok önemli bir işim. Çek istiyordum. Bir arkadaşımın doğum günü de. Bunlardan bakın. Belki birini beğenirsiniz. Bu güzel. 8.000 lira. Daha önce sizinle karşılaşmış mıydık? Siz bir şey hatırlıyor musunuz? Hayır efendim. Bana iyi bakın. Belki bir şeyler hatırlarsınız. O zaman dinleyin. Ben sizi mahkemede görmüştüm. Tamam mı? Evet, tamam. Size bir şey söyleyeyim mi? Ben gerçekten suçsuzdum hanımefendi. Bakın, bu konuşmalarınız beni hiç ilgilendirmiyor. Fişinizi alın. Size bir şey söyleyeyim mi? Çok şaşıracaksınız ama... O zaman ilgileneceğinize inanıyorum. Benim bir hünerim de fal bakmaktır. Siz para verirken elinize öylesine bir baktım. Sizin el falınız bir kızınız ve iki oğlunuz olduğunu söyledi bana. Hayır efendim. Benim bir kızım ve bir oğlum var. Başka bir şey ister misiniz? Hayır efendim. Başka bir şey istemem. Teşekkür ederim. Anne! Anne, ben okula gidiyorum. Harçlığımı verir misin? Peki, vereyim. Abi de kitap alacaktım. Al canım. Saman, sen içeri git. Sana içeri git dedim ya. Ne oldu anne? Bu adam kim? Çok tehlikeli bir suçlu.
Ben onu mahkemede kelepçeyle gördüm. Sen fark etmedin mi? Sana ne biçim bakıyordu? Bir dakika. Bakın paranızı... Paranızı bırakmışsınız. Bu da... Çiçeğiniz. Kim olduğunu niye söylemedin? Çünkü çocukken söylediği bir şeyi hatırlıyorum. Annem demişti ki benim tek oğlum var. Bugün de aynı şeyi söyledi. Benim tek oğlum var dedi. O zaman ona hayır ben de senin ikinci oğlunum diyemedim. Beni birkaç gün önce mahkemede kelepçeyle görmüştü. Böyle bir durumda beni kucaklar mıydı? Asla kucaklamazdı. Ama zamanla buluşmak istedim. Ne yapabilirdim? Onu seviyorum. Kiminle buluşmak istedin ha? Ara sıra benimle de buluşmaya çalışsan. Merhaba Shibani. Bu Shibani Vernot, bu da Vernot. Merhaba. Merhaba. Buyur. Seninle önemli bir şey konuşmam gerek. Karen, benim önemli bir işim çıktı, gitmek zorundayım. Hoşça kal. Peki, güle güle. Doktor Bey'in bir notu var. Bu gece Raten Dolakya'nın adamları 5 milyarlık eroin getirecek. Peki ben ne yapacağım? Bu eroin şehirde kesinlikle satılmamalı. Onlardan al, suya at, ateşe ver, ne istersen yap. Şimdi arabayı hızlı sür. Biraz daha hızlı. Çabuk ol. Aşkına beni dinleyin Ateni abi. Ateni abi beni affedin. Ne olur, ne olur beni affedin. Ne olur, yeter, yeter artık. Yalvarırım, yeter, ne yalvarıyorum. Bal bal bizim eski adamımız. Ona dayak atıyorsun. Eğer eski adamlar böyle bir hata işledi, tekmeleyeceksin onları. Ateni abi, sana yalvarırım, beni affet. Bir daha böyle olmayacak. Sen doğru söylüyorsun, bir daha olmayacak. Çünkü bir dahaki sefer olmayacak. Senin elin kalkmayacak çünkü. Ateni abi. Raten abi. Abi Karen biraz fazla oldu. Evet, onu da halletmeliyiz, halletmeliyiz.
Merhaba Bayan Madusi. İyi ki sizi gördüm. Örtünüzü bilerek evimde bıraktınız değil mi? Bilerek mi bıraktım? Ne demek bu? Sizinle açık konuşacağım Bayan Madusi. Siz düşünmüşsünüzdür ki ben örtünüzü geri vermek için size gelirim ve böylece sizinle iki kez görüşmüş oluruz. Öyle değil mi? Bakın Bay... Bay... Sizin şoför Karen Kumar. Evet, Karen Kumar. Sizinle tanıştığımı hatırlamayı pek istemem. Örtüyü unuttuğum gibi sizinle bir zamanlar tanıştığımı da unutmak istiyorum. Siz beni unutabilirsiniz. Ama eğer ben istersem yine unutamam. Asla unutamam. Çünkü sizden alacağım var, biliyorsunuz. Sizin paranızı verebilirim. Bir dakika. Bozuğunuz var mı? Bugünlerde piyasada bozuk para bulunmuyor hanımefendi ve ben de bozuk para isterim. Peki dur. Hesabı verirken sana olan borcumu bozuk olarak veririm. Uyanık. Şimdi de bu bahaneyle beni durduracaksın. Çok su yıkıyorsun maşallah. Birkaç dakika susar mısın lütfen? Peki, ben de ağzımı çayla doldururum. Garson! Ne kadar çay istiyorsunuz? Fazla değil. İki varil dolusu. Sadece iki varil mi? Sen çayın içine karıştırmak için çimento ve tuğla istemedin. Ben çayımı asla çimento ve tuğla ile içmem. Zeki bir adam gibi devenin üstünde çay içerim ben. Garson, iki varil çay ve sımsıcak bir deve getir bana. Evet, teşekkür ederim. Delirdin mi yoksa? Bugün bu otelde deve nasıl bulabiliriz? Bugün pazar günü, pazar günü, pazar günü, pazar günü. Bugün pazar, pazar günü. Olamaz. Pazar, pazar. Pazar günü asla gezmem ve ben geziyorum. Bu aklın var ya, onun freni patladı. Onun için ortalarda geziyorsun. Freni patladı. Bu çok kötü oldu. Bir dahaki seçimde konuşmalıyız. Bana bak, ne oldu? Elim. Elim ne oldu? Elim nerede? Elim yok. Nereye bak bakalım, düşmüş olmasın? Buldum! Buldum, 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 buldum. Bir şey söyle. Ben ayakta mıyım yoksa uyuyor muyum? Sen uyuyorsun ama gözlerin ayakta. Hey baba re baba.
चल पड़े देखा किए हम तुम्हारे बबर बाबा बबर बाबा ये क्या हो गया आंखें जगी तन सो गया Karen, Karen bu ne? Geç saatlere kadar uyuyorsun, hadi kalk artık. Sabahın bu erken saatinde neden geldin? Bir şey yok, o serseri Pia Civar Bey'den para almaya gitmiştim. Hmm. Daha önce geçen ay 18 Kasım'da geldi de gittim. O zaman da bugün, yani 18 Aralık'ta geldi. Ne? Bugün 18 Aralık mı? Evet. Bugün Suman'ın doğum günü. Suman! 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 Ne zamandır seni çağırıyorum, neredeydin? Buyur bakalım, dışarı sen çıktın ama bana soruyorsun neredeydin diye. Ben tapınağa gitmiştim. Anne ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Anne ben koleje gidiyorum. Bugün senin doğum günün. Ve bugün de koleje gidiyorsun. Anne, senin kızının doğum gününde resmi tatil olmuyor ki. Koleje gitmeliyim. Önemli değil. Akşam geldiğin zaman pasta yeriz. Peki ha? Anne. Hoşça kal. Hoşça kal. Suman. Suman, seninle konuşmak istiyorum. Ben seninle konuşmak istemiyorum. Lütfen peşimden gelmeyin. Bugün senin doğum günün. Onun için geldim. Ne olur kaçma benden. Bana dokunma. Suman. 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 Suman beni dinle. Bakar mısın? Bakar mısın? Sen ne yaptığını zannediyorsun? Söyler misin bana? Efendim, ben sadece... Bak, kendini savunmak istiyorsan böyle yapma. Anladın mı? Ben her şeyi yapabilirim. Benim kardeşime terbiyesizlik yaparsın ha? Bu ne cüret? Senin kardeşin mi? Evet. Benim kardeşimdir. Kardeşin? Bir daha böyle yaparsan... ...o zaman seni öldürürüm. Seni yaşatmam, anladın mı? Bak, beni dinle. Ne diyorsun sen?
Kendine güveniyorsan o zaman elini kaldır. Kendime güveniyorum ama kardeşim, şimdi elim kolum bağlı. Elin mi bağlı? Arjun, yapma Arjun. Bırakın beni. Sakın ol. Hadi sen de git buradan. Burası insanların mahallesidir. Hadi Arjun gidelim. Bırak, bırak. Bırak, gel benimle. Bırak. Benimle gel. Benimle gel. Yaşamak istiyorsan o zaman senin kardeşin olduğunu söyle. Hadi söyle. Söyle kardeşim de. Hadi söyle sesleri. Sen benim kardeşimsin. Bana bak. Sen değil, siz diyeceksin. Ama o benden küçük. Ne? Evet. Bu deliye benziyor ya. Yürüyün gidelim, ne uğraşıyoruz buna? Hadi yürü, yürü. Gel kardeşim, gel. Gel Suman. Burada kalıyorum. Ama burası benim evim değil Suman. Sadece kalıyorum. Ev aileyle olur. O zaman eve gidelim. Artık evinin nerede olduğunu biliyorsun. Biliyorum. Ama benim ailemle aramda çok mesafe var. Onu da biliyorum. Bugün senin doğum günün. Bilezikleri çok severdin ya. Ben sana bilezik almıştım. Ama sen beni dinlemedin bile. Ben annemle konuşayım mı? Hayır, şimdi olmaz. Durum daha da kötüye gider. Ne zaman? Ne zaman bitecek bu acı? Ne zaman eve gelecek? Bu mesafe benim kaderimmiş Suman. Bir gün hayatın bir yol gösterecek. Karen! Sen misin Venod? Venod, bu benim kardeşim Suman. Bu da Venod. Babası bana çok iyilik etmişti. Eğer onlar olmasaydı... Hayır, böyle bir şey yok. Bırak bunları. Siz onu hiç dinlemeyin. Eğer siz benim Karen abim için bir şey yaptıysanız o zaman... Buyurun. Öz kardeş olmanın tüm delilleri ortada işte. İzninizle. Affedersiniz, Karen her zaman aileden konuşur. Sahi mi? Alo? Karen, bu gece saat 9'da ticaret merkezinde bir adamla buluşacaksın. Tamam, geliyorum. Özür dilerim Suman. Ben acil bir iş için çıkmalıyım. Önemli değil, ben de geç kaldım. Venod, sende araba var değil mi? Sen Suman'ı eve bırakırsın. Evet, niye olmasın? Buyurun tabii. Peki abi, gidiyorum. Tamam canım. Yine gelirim. Buyurun.
Bugün çok geç kaldım. Evet, bugün biraz geç kaldım. İkiniz de hep geç kalıyorsunuz. Biricik abin de iş nedeniyle hep geç geliyor. Bazen sabah, bazen de gece nöbet. Milleti aramaktan ne zevk alıyorlar Tanrı bilir. Anne, sen bazen düşünüyor musun? Neyi? Eğer Karen abiyi bulursak o zaman... Tabii düşünüyorum. Şimdi sana bir şey söyleyeyim mi? Ne zaman Karen'i düşünsem... İçim bir garip oluyor. Ama onun hayaliyle, sesiyle yaşamayı tercih ediyorum. O evden gittiği zaman polis götürmüştü. Umarım yanlış yolda değildir. Karşıma tekrar yanlış bir yolda çıkarsa o zaman onu bir daha terk edebilirim. Anne, ben öylesine sormuştum. Sen boşuna gözyaşları döküyorsun. Şuna bak. Buketin çiçeğini kestim. Merhaba Karen. Durun, teslim olun. Sen bu kadını sağlam istiyorsan, o zaman beni durdurmaya çalışmazsın. Ben gidiyorum. Surmakşana Devi, 26 Eylül 1990 günü gece saat 9.30'da neler oldu? Bakın efendim, ben kızımla gidiyordum. Polis arabasının siren sesini duydum. Aniden bir adam bana yaklaştı ve beni yakalayarak başıma tabanca dayadı. Sizin başınıza silah dayayan adamı tanıyabilir misiniz acaba? Yani o adam şimdi burada mı? Evet efendim. Suçlu bu adamdır. Onu iyice tanıyabildiniz mi? Ben onun tipini asla unutamam. Teşekkür ederim. Şimdi gidebilirsiniz. Hakim Bey, artık ben şahitlik için Soman Hanım'a sorular sormak istiyorum. Soman Devi, 26 Eylül gecesinde annenin başına silah dayayan adamı tanıyor musun? Evet, size soruyor. Hanımefendi size soruyor. O adamı tanıyabiliyor musunuz? Evet, tanırım. Karşınızda duran adam o mu? Bu adam mı? Lütfen iyice bak. Bu adam o adam mıdır? Söyleyin Soman Devi, bu adam mıydı? Hayır, bu adam o değil.
İyice bakın Suman Hanım. Bu adam o muydu yoksa... İtiraz ediyorum efendim. Savcı ve şahidi zorluyor efendim. İtirazınız kabul edilmedi. Evet efendim. Suman Hanım, size ikinci soruyu soracağım. Sizin verdiğiniz ifade... annenizin verdiği ifadeden farklı. Annem tanıyamamış. Çünkü onun gözleri bozuktur. Suman! Niye yalan söylüyorsun? Sessiz olun lütfen. Anne, sen otur. Siz Suman Hanım, siz suçluyu daha önceden tanıyorsunuz. Bunu da mı kabul etmeyeceksiniz? Siz suçluyla aranızda konuşuyordunuz değil mi? Siz ve suçlu aranızda bir bağlantı var. İtiraz ediyorum hakim bey, savcı bey, müvekkilimi bu şekilde suçlayamaz efendim. Siz şahide soru soracak mısınız? Hayır efendim. Suman Hanım... teşekkürler. Mahkeme Sulakşan Hanım'ı bir daha ifade vermesi için tekrar çağırıyor. Sulakşan Hanım, gözlerinizin bozuk olduğu doğru mu acaba? Lütfen cevap. Hayır efendim. Benim gözlerim tamamen sağlıklıdır. Sulakşan Hanım, bu kaçtır söyleyebilir misiniz lütfen? Dört. Ama niye yalancı şahitlik yaptığını anlayamıyorum. Lütfen, söyle! Ne? Ne yalan söyledin? Hayır, hayır! Ne? Ne? Söyle! Ben anlatayım anne. Ben söyleyeyim. Olanlarda aslında Suman'ın hiçbir suçu yok anne. O suçsuzdur. Biz Suman'a istediği her şeyi veremedik. Bizim suçumuz var. Bak anne. Bu onun dolabındaydı. Nereden geldi bu altın bilezik? Söyle! Bunun için mi yalan söyledin yoksa? Hayır, hayır abi. Bu altın bilezik nereden geldi? Bunun için mi yalan söyledin? Hayır. Ne ilişkin var? Hayır. Onunla ne ilişkin var söyle. Hayır. Onu. Söyle diyorum. Anne, o benim kardeşim. Senin de oğlun. O senin kardeşin abi. O benim kardeşim. Onun hakkında yanlış düşünüyorsunuz. Anne. O bizim Karen. O bizim Karen'imiz anne. Niye ağlıyorsun anne? Bak. Bak öbür oğlun da geldi işte. Kalk. Hadi kucakla onu. Hayır, bu benim oğlum değil. Anne. Hayır. Bu benim oğlum değil.
Yasaları çiğneyen bir suçlu. Bir serseri. Sahtekar. Benim bir kızım ve sadece tek bir oğlum var. Eğer sen bana yasaları çiğnediğini söylersen, o zaman kabul ederim. Eğer sen bana suçlu dersen, bunu da kabul ederim. Eğer sen bana üç kağıtçı serseri dersen, bunları da kabul ederim. Ama sen bana tek oğlun olduğunu söylersen, o zaman buna yalandır derim. Çünkü senin iki oğlun var. Bugün kabul etsen de etmesen de, yarın itiraf edeceksin. Senin iki oğlun olduğunu söyleyeceksin. Söyleyeceksin anne. Bir gün mutlaka söyleyeceksin. Bunu asla, asla söylemeyeceğim. Acaba hayatta daha neler var onu düşünüyorum. Zaman her şeyi değiştirir. Her şey değişti. Ne değişti Karen? Hiçbir şey değişmedi. Eğer annen seni suçlu bulduğu halde sana kucak açsaydı, o zaman senin annen asla olamazdı. Onun sana kucak açmaması demek değişmediğini gösterir. Bu senin çocukluğundaki annendir Karen. Evet, doğru söylüyorsun Eylül. Ben bugün anneme gidip her şeyi bırakacağıma dair söz vereceğim. Ben bunları bırakırım. Bırakırım ve o iki oğlu olduğunu sonunda kabul eder. Göreceksin, kabul edecek bunu. Kuşran Bey, siz ne diyorsunuz? Benim dediğimi açıkça dinlediniz. Bu mahkemeden devlet memuru Şirin Mehta Bey. Ve onun elindeki de mahkemenin bildirisidir. Sizin anlaşmanız bitmişti. Bu hafta içinde bu dükkanı boşaltmak zorundasınız hanımefendi. Ama bizi hiç düşünmüyorsunuz. Efendim, ben ne düşüneyim? Bu dükkanın fiyatı şu anda 50 milyon liradır. Bunu ben niye düşüneyim ki? Sizin düşünmeniz gerekiyor, öyle değil mi? 50 milyon mu? Evet. Ama 50 milyon benim için çok büyük bir para. Efendim, size bazı önerilerde bulunacağım. Mehta Bey, Mehta Bey, siz biraz dışarı çıkın bakayım. Bakın, sizin anlatmanızla bu iş olmaz. Ama eğer sizin kızınız Suman benim evime gelse ve bana anlatsa ve hep anlatsa, o zaman ben anlarım. Anladınız değil mi? Ben her şeyi anlarım o zaman. Umarım anlamışsınızdır. Ben şimdiye kadar seni sadece serseri olarak tanıyordum. Ama sen namussuzun tekisin. Bir kelime daha söylersen o zaman dişlerini dökerim. Hayır, hayır, artık ben size bir şey söylemeyeceğim. Siz benim dükkanımı boşaltın. 7 gün kaldı. Sula kaşan ağını, her şeyi hesaplamaya başlayın. Tanrı sizi korusun. Buyurun Mehta Bey. Gel Karen, gel. Tam zamanında gel. Seninle çok önemli bir işim var. Ben sizin her işinizi yaparım. Ama şimdi sizinle önemli bir işim var. Gel şuraya. 50 milyon liraya ihtiyacım var. 50 milyon lirayı veririm. Şimdi. 47, 48, 49 ve bu 50. Saydın mı? Evet, tam 50 milyon. Bana önceden söyleseydiniz boşuna parayı saymazdım. Konuşur Han Bey, ben para konusunda çok prensip sahibiyim. Yani dükkanınızı bize satacaksınız. Evet. Şimdi söylediğiniz gibi hesabı yapalım. Nasıl? Ama sen ne yapıyorsun? Hayret. Sen o kadına terbiyesizliğin alasını yapmıştın değil mi? Pekala. Onun da hesabını katalım. Ben konuyu anlayamadım. Aa, evet, siz Suman'ı anlatmak için buraya çağırıyordunuz.
O sizin kızınız yaşında. Ama ben Suman'dan biraz daha büyüğüm. Ben herhalde size daha açık anlatırım. Sulakşen Hanım'la böyle konuşmamalıydın. Mahal, Kişan! Nerede kaldınız? Öldünüz mü beni? Kurtarın çabuk olun! Bağırma Küşiram! Gürültüden başım ağrır. Sonra seni kurşunluyuveririm. O zaman anlarsın. Ama nereye ateş edeyim? Buraya mı? Bu ağzınla terbiyesizlik etmiştin. Sonra bu gözlerle kızın yaşında birine kötü niyetle bakmıştın, değil mi? Yoksa kafanı mı sıkayım? Çünkü bu kafada pis düşünceler var. Söyle ne yapayım? Affet beni, affet beni, ne olur yalvarırım sana, affet, affet, affet. Affetmemem gerekir ama affediyorum. Şimdi beni dinle. Ne? Dükkanın parasını aldın değil mi? Evet, aldım. Öyleyse yarından itibaren benim dediğimi yapacaksın. Siz ne yapıyorsunuz? Benim gibi günahkar affedin hanımefendi. Benim gibi günahkar affedin, ne olur yalvarıyorum size. Ben sizi affettim. Hayır. Sulakşen Hanım, hayır, ayağınızı öpmeden aff bile dileyemem. Rahatlayamam, ne olur ayağınızı öpeyim. Ne yapıyorsunuz? Ne olur size yalvarıyorum. Ayaklarınız nerede? Kalkın. Öpeyim, yalvarırım. Kalkın diyorum. Ayaklarınızı öpeyim. Ne olur, siz affettin. Aff dilemem, müsaade edin. Ne olur, beni affedin. Affedin beni. Ne olur bir daha yapmayacağım. Bir daha yapmayacağım. Anne beni affet ne olur. Beni affet. Bakın bu dükkanın belgeleri, dükkanın topluları. Tanrı sizin dükkanlarınızı korusun, çiçeklerle dolup taşırsın, çocuklarınızı korusun efendim. Dükkanın bütün belgelerini geri verdi. Kunişi Ramani'den 90 derecede nasıl değişti? Önce ben de şaşırdım. Durmadan sorular sordum. Biliyor musun, çarşıdaki bütün diğer dükkanların sahibi de kardeşiymiş. Evet. Onun kardeşi bizim dükkanı boşaltacağımızı duymuş. O zaman çok kızmış. Onun için Kunişi Ram Bey belgeleri geri vermiş ona. Anlıyor musun? Hayret. Bu dünyada kim ne zaman ne için ne yapacak bir şey söylenemez. Ama şunu söylemeliyiz anne. Kardeş böyle olmalı. Ahmet Bey, benimle bir işiniz olduğunu söylüyordunuz. Söyleyin, ne yapabilirim? Evet Karen, sen Hollanda'ya gideceksin. Sharma seni orada havaalanında karşılayacak. Ve Raten Dolakya'nın kardeşi Mahesh Dolakya'nın nerede kaldığını, her şeyi anlatacak. Şimdi dinle. Mahesh Dolakya'n oraya elmas işi için gitmiş. Önce elmaslar onun eline geçecek. Sonra da otomatik olarak senin eline geçecek. Sen de o değerli elmasları alıp buraya döneceksin. İş biraz ters ve tehlikelidir. Eğer insan 50 milyonu bir çırpıda verebiliyorsa, tabii ki benden bu tür görevler isteyecektir. Nasıl yapacağım onu ben de bilemiyorum ama işinizi hallederim. Ne zaman gideceğim? Burada ne arıyorsunuz? Sen şaşırmamalısın. Ben şaşırmalıyım. Çünkü senin gibi insanlar da uçakla yolculuk yapıyor. Görüyorsunuz. Hindistan'ın gelişmediğini kim iddia edebilir? Demek sen Hollanda'ya gidiyorsun. Hayır efendim. Yarı yolda uçaktan atlayıverecektim. Kusura bakmayın ama şimdi bu da soru mu yani? Eğer bu uçak Hollanda'ya gidiyorsa o zaman ben de oraya gidiyorum. Şimdi de gidiş nedenimi soracaksın tabii. Ben niye sorayım? Sen bana sordun mu ki ben niye Hollanda'ya gidiyorum diye? Peki soralım bakalım. Geçen ay ben Bayan Hindistan seçildim. Şimdi de Bayan Asya Güzellik Yarışması'na katılmaya gidiyorum. Anladın?
Ah ne güzel. Siz nereden nereye yol kat ettiniz? Hatırlamıyor musun? İlk defa buluştuğumuzda durumun ne kadar kötüydü. Kalacak yerim bile yoktu. O gün şansın yaver gitti de beni buldun. Evet evet. Ben senin iyiliklerini unutmadım. Affedersiniz madam. Siz koltuğunuzda oturun. Emniyet kemerinizi de bağlayın. Hava durumu bozuk. Lütfen. Teşekkür ederim Bay Karen. Bir kez sana bayağı yük oldum. Ama bir daha yük olmam. Ne yapıyorsun? Dur. Dur dedim sana. Kalkmaya çalışıyorum, görmüyor musun? Daha biraz önce yük olmayacağını söyledim ve der demez. Hale bak. Ne oldu? Bu kemer açılmıyor. Zili çalıp hostesi çağırsana. Hanımefendi, zille arama girmiş bulunuyorsunuz. Zili ancak siz çalabilirsiniz. Hadi çalın şunu. Bu ne bela şey. Bu koltuğun kemeri niye açılmıyor? Yoksa bunu bahane mi ediyorsunuz? Ne demek istiyorsun? Sen kendini ne zannediyorsun? Ben kendimi ne zannedersem zannedeyim. Bütün çabalarınız boşuna. Artık şunu anlayın ki ben hala bekarım. Ben ne demek istediğini anlamadım. Kısacası evlenirsem çocuk olur. Çocuk olursa o zaman önüme geleni kucağıma almaya alışırım. Halbuki kucağı almayı da hiç sevmem. Eğer senin bu uçağa bindiğini bilseydim o zaman başka uçağa binerdim. Sakin ol, sakin ol. Biraz sonra uçağımız Hollanda havaalanına iniş yapacak. Acele etme. Bütün problemler çözülecek. Acele etme, sakin ol. Yani o zamana kadar böyle mi oturacağım? Evet. Bakın hanımefendi, beni mahvettiniz. Eğer siz böyle balık gibi kıvrak dans etmeye devam ederseniz o zaman benim kalan bütün kemiklerim de kırılacak. Ayıp oluyor. Kes sesini. Sayın yolcular, biraz sonra uçağımız Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a iniş yapacak. Şükürler olsun. Kaderde ne varsa ondan ötesi olmaz. Hollanda. Merhaba. Merhaba Bay Karen. Hollanda'ya hoş geldiniz. Meğer Dalakya Hilton Oteli'nde kalıyor efendim. Elmasın alışverişi bir deri dükkanında gerçekleşecek. Buyurun gidelim. Elmaslar nerede? Sağ ol, görüşürüz. Çantayı alıp bu tarafa kaçtı. Teşekkür ederim. Karen. 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 Serseri. Kazandınız. Neler hissediyorsunuz? Dün dünya acaba bana güzel dedi. Bugün ben dünyaya güzel diyorum. Bayan Madusi, kazandığınız bu taç gümrükte size bir sorun çıkartır mı acaba? Bakın, bu tacın elmasları gerçek değil, sahte olur. Tabii bunu gümrük memurları da biliyor. Onun için bir problem çıkacağını bir soru daha zannetmiyorum. Soracağım. Filmlerde oynamayı ister miydiniz? Hayır. Ah hay Allah, siz ha? Bakın dünya ne kadar küçük değil mi?
Her yerde karşılaşıyoruz. Niye doğruyu söylemiyorsun? Beni takip ediyorsun değil mi? Aa, bakın bunu size şöyle anlatayım. Ben nereye gitsem sen de oraya geliyorsun. Seni yaramaz seni. Evet, sen buraya güzellik yarışmasına gelmiştin. Ne oldu? Beğenmediler mi? 2 gün önce Asya jürisi beni Bayan Asya olarak seçti, anladın mı? Sen ve Bayan Asya. Ne diyorsun? Yoksa bu yarışma köyler okulunda filan mıydı? Hayır efendim. Eğer gözlerimiz kör değilse şuna bakın. Neler görüyorum? Artık yolunuza gidebilirsiniz. Ben alışveriş yapacağım. Hanımefendi, ben de alışveriş yapacaktım. Eğer bana olan borcunuzu öderseniz o zaman bir mendil ya da bir çorap alabilirim. Sen hala orada mısın? Borç param. Bak, bana bak. Bugün ben güzellik kraliçesiyim. Bayan Asya'yım. Ve sen o 5 paralık şoförsün. Hanımefendi bana olan borcunuzu... Dede mera dede tu 20
rukmaya dede mera dede 20 rupaya mera 20 rupaya 20 rupees my 20 rupees 20 rupaya mera 20 rupaya 20 rupees my 20 rupees serseri. Evet, buyurun. Parayı şimdi vereceğim. Sağ olun. Tacım. Hanımefendi. Sen. Evet, ben şoför. Çabuk çantamı geri ver. Hayret, iyilik yap denize at. Size yardım etmeye çalışıyorum, siz de kalkmış bana bağırıyorsunuz. Bakın tacınız duruyor mu acaba? Şükürler olsun. Ne zaman gidiyorsunuz? Kes sesini. İyi günler. Yarışma nasıl geçti acaba? Neler hissettiniz? Heyecanlandınız mı? Buyurun küçük kızım. Hindistan sizi bekliyor. Mutlaka bekliyordur. Ama siz niçin burada beni bekliyorsunuz? Efendim, ben Bayan Asya ile birlikte görünürsem o zaman meşhur olma şansım var diye bekliyorum. Evet, hayır. Teşekkür ederim. Bakın, ben sizin yükünüzü her zaman taşıyorum. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Bir fotoğrafınızı çekebilir miyim? Tabii. Dakika, bir dakika. Siz ne biçim basınsınız ha? Ne biçim fotoğrafçısınız? Bayanı tacıyla çek. Aa, evet evet, doğru söyledim. Lütfen tacımsın. Başımda taçtı ama yok. Hadi küçük hanım, lütfen. Hadi lütfen, 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 lütfen. Peki. Teşekkür ederim. Evet, şimdi oldu. Ya bir saniye, bir saniye. Affedersiniz. Ha? Ne? Affedersiniz madem, tebrik ederim. Sizin gümrük işiniz bitti efendim, lütfen buyurun. Size gümrük ne demek? Aa, görüşürüz Bayan Madusi. Ne zamandan beri? Bir dakika, çantanızı aramak istiyorum beyefendi. Arayabilirsin tabii. Ama bana siz deme. Çantanızı verin. Beni izleyin. Onu öylesine yolculuk için almıştım. Söylesene, ne arıyorsun? Yardımcı olabilirim. Aldığımız habere göre sen yurt dışından kaçak olarak elmas getiriyormuşsun. Elmas mı? Ben mi? Artistlik yapma bana. Ben seni çok iyi tanıyorum. Bu dünyaya benden sonra geldin sen. Söyle, parayı nereye sakladın? Ben almadım parayı. Öyle, hadi para nerede? Bu arama işi çok garip bir iştir. Eğer aradığını bulamazsan perişan olursun. Hadi, arama bahanesiyle kucaklaştım. Evet, şapkama da bak. Hı, burada da yok. İstersen başıma da bak. Elmaslar saçımın arasında olabilir.
o tarafa bakın. Ben de o sırada sizin tacınızdan gerçek elmaslar alıp yerine sahtelerini yerleştireyim. Geldiniz. Gitmek üzereydim. Sen. Evet, ben. Sen benim evime hangi cesaretle girersin? Hayret. Bir gün sen hayat boyu kalmak için benim evime geleceksin. Ben birkaç dakika için senin evine gelemez miyim? Terbiyesiz. Sen ne diye buraya geldin? Niye geldiğimi öğrenmek istiyor musun? Hırsızlık yapmaya gelmiştim. Hırsızlık, üçkağıtçılık, bu işleri yapıyorum. Elmasları senin tacına saklamıştım. Şimdi onları geri almaya geldim, anladın mı? Tahmin etmiştim böyle bir iş yaptığını. Ama bu işi bırakacağım. Ve o gün seni ne kadar sevdiğimi söyleyeceğim. Seninle evlenmek istiyorum. Ben seninle evleneceğim ha? Sen benimle evleneceksin Bay Nazlı. Yoksa hayatın boyunca bekar kalırsın hayat. Git başımdan. Benimle evlenmek isteyen çok kişi var. Eğer birine yan gözle bakarsan o... Hem onu hem de seni öldürürüm. Bunu aklından çıkar. Şimdi gidiyorum. Ama yine geleceğim. Gerçekten geleceğim. Hoşça kal Bayan Asya. Adını duyar duymaz her tarafıma ateşler basıyor. Ama abi, bizim elmaslarımızı Devraj Kamet'e verecekti. Evet, o serseri Devraj Kamet'e verdiği zaman bize çok gülecek. Onlar benim elmaslarım. Benim elmaslarım benim. Bu elmasları çalmakla Raten Dolakya'nın adını batırdın. Gerçekten ödüle layıksın sen. Ama daha önce yapılacak bir işimiz var. Raten Dolakya'nın altınları yarın buraya geliyor. O altınlar piyasaya çıkmayacak. Siz bu işi bana bırakın. Efendim, size bir mektup var. Mektup mu? Arjun, sabah sana bir dosya vermiştim. Buyurun. Ne okuyorsun arkadaş? Benim adıma isimsiz bir mektup geldi, dinle. Apollo adındaki bir gemiyle bugün milyarlarca liralık altın Docks dışına götürülecek. Eğer sen bu altınları yakalarsan o zaman başarılarından dolayı pastadaki en büyük pay sana verilecek. Biri seninle dalga geçiyor. Şu kasaları açın bakalım.
Anne. Anne, şuna bak. Gazetede oğlunun resmi var. Arjun abi çok meşhur oldu. Bir gün sen de meşhur olacaksın. Çünkü gazetelerde suçluların resmi de basılıyor. Yapma anne. Neden... Neden böyle laflar söylüyorsun? Neden kalbimi kırıyorsun? Kim kimin kalbini kırdı? Bunu hiç ciddi olarak düşündün mü acaba? Serseri gümrük şefi Acun daha önce de işimize çomak sokmuştu. Abi ben her şeyi öğrendim. Ve bir dahaki seferinde planını da yaptım. Bu gümrük şefinin bir kız kardeşi var ya. Mal gelmeden önce onun kardeşini kaçırırız. Ve eğer o kardeşinin hayatını düşünüyorsa o zaman bize... İyi düşündün ama şunu aklından çıkarma. Eğer kaçırmak istiyorsan yasal olarak kaçır. Bunu sakın unutma, tamam mı? Ne demek? Düşün. Eğer o kızla evlenirsen, o zaman şef hayat boyu senin kölen olacak. Ve bir iş yasaların çerçevesi içinde olabiliyorsa, o zaman onu yasa dışı davranarak yapmaya gerek yok. Nasıl buldun düşüncemi? Evet, doğru abi. Ama onlar kızlarını verirler mi acaba? Ne diyorsun sen? Bugüne bugün Ratan Dolakya'nın kardeşisin sen. Ratan Dolakya dünyanın gözünde çok büyük bir iş adamıdır. Saygın kişileri araya koyarım. Sakın üzülme. Seni onunla evlendiririz. Bakın kızımız için ne para, ne mal, ne de saray. Hiçbir şey istemiyoruz. Sadece öyle bir aile istiyoruz ki orada sevgi, namus, dürüstlük nasip olsun. Nasip, nasip olsun mu dediniz? Biz sevgi, saygı ve dürüstlüğün üçünü de verebiliriz. Bizde her şeyi bulacaktır o. Hadi bir şey söyle. Sulaksana kardeş, aslında Dolakya Bey çok dürüst biridir. Hindistan'da tektir. Doja Bey. Efendim? Biz sizi çoktandır tanıyoruz. Evet. Eğer siz uygun buluyorsanız... Bana bizim... güvenin siz, güvenin. Bu akrabalık gerçekleşince ne kadar mutlu olacağımı bilemezsiniz. Öyle bir akraba olalım. İşte o zaman bizim nasıl insanlar olduğumuzu göreceksiniz. Gözlerinizle göreceksiniz. Hadi anlat onlara. Ama bir kez kardeşinizi görseydik. Bana bakın, onu görün. Ayrıdır. Ama yine de istiyorsanız görün tabii. Onun boyu, posu, yüzü. Efendim, sevgili kardeşim arabayla giderken vatandaşlar onu artist gibi diye çağırıyorlar. Artist gibi, artist gibi. Hadi inanmayın, sorun. Şurma Bey, kardeşiniz okumuş biri değil mi? Evet, üniversiteyi bitirmiş. Evet, evet kardeşim. Yalnızca ben parmakla sayarım. Onu ben okuttum. Çok güzel İngilizce konuşur. Sorry, good morning, thank you, good night. Sanırsınız İngiltere'de doğmuş. Bir gün onu size göndereyim de iyice emin olun. Ama biz düğünü de nişanı da hemen istiyoruz mümkünse. Peki ama... Biz bir kez de kardeşinizi görmek istiyoruz. Sana uzun zamandır bir şey sormak istiyorum. Sor. Karen abim ile çok eski arkadaşlığınız var, öyle değil mi? Peki onu anlatmadın mı? Neyi canım? Yani onun yaptığı işlerin hiç de doğru olmadığını. Onunla konuştum. Birkaç kez konuştum. Demek ki o bu yoldan hiçbir zaman ayrılmayacak. Bak Suman, suç işlemek öyle bir şeydir ki... Ona bir kez bulaştın mı, arkası çorap söküğü gibi gelir. Ama yine de bir gün mutlaka doğru yolu bulacağına inanıyorum. Peki Venom. Bakar mısın? Sen neden beni hep burada durduruyorsun? Çünkü benim evim hemen arka sokakta. Ne yani, ben hiçbir zaman sizin sokağa giremeyecek miyim? Geleceksin.
Ama önce ben anneme ve Arjun abime anlatayım. Yoksa sana karşı çıkabilirler. Sen abimin arkadaşısın. Evet, anlıyorum. Ama sen annenin moralinin çok iyi olduğu bir zamanda konuş. Peki. Artık ben gideyim. Güle güle. Hoşça kal. Anneciğim, nasılsın? Geldin mi? Evet, geldim. Bir şey sorayım mı anne? Sor. Niye sorularıma soruyla cevap veriyorsun anne? Hadi fazla konuşma. Otur şuraya. Oturdum işte. Şimdi sana çok önemli bir konuda bir şey söyleyeceğim. Ama ben de sana çok önemli bir şey söyleyecektim. Yine de sen annesin. Onun için önce sen söyle, hadi. Biz seni çok iyi bir aileye vermek istiyoruz kızım. Ne dedi? Evet. Bugün seni istemeye geldiler. Biz çok beğendik. Hey Venod. Ortalarda görünmüyorsun. Nerelerdesin? Tebrik ederim Karen. Niçin tebrik ediyorsun beni? Bilmiyor musun? Suman bugün evleniyor. Suman evleniyor mu? Kiminle? Arjun. Buyur anne. Şukla Bey gelmiş, onu içeri al. Peki, siz oturun. Peki. Buyurun Şukla Bey, hoş geldiniz. Hoş, hoş geldiniz. Buyurun. Buyurun. Sen burada ne arıyorsun? Kardeşimi kurtarmaya geldim. Ne demek bu? Mehesh Dolakya denen adamı iyi tanıyorum. O adam namuslu bir kızla asla evlenemez. Ne diyorsun sen? Onlar şehrin en saygın kişileri. Abisi çok büyük bir iş adamıdır. Raten Dolakya'nın ne işle uğraştığını benden daha iyi kimse bilemez. Hiç kimse bilemez. Ayrıca bu konuda senin bilmediğin bir şey daha var. Benim kardeşim bu evliliği istemiyor. Bak. Bugün düğün günü. Onun için seninle uğraşmak istemiyorum. Serseriliğini ve deliliğini kendine sakla ve defol buradan. Hepimizin iyiliği için. Kardeşimi almadan hiçbir yere gitmem. İçeri giremezsin. İçeri gireceğim. Durun! Düğünü durdurun! Abi! Buraya neden geldin? Karen! Hangi kardeş kendi öz kardeşinin bile bile mahvolmasına göz yumar? Bu nikah kesinlikle olmayacak, anladınız mı? Sen böyle terbiyesizce konuşmaktan utanmıyor musun? Evet, utanıyorum. Bu serseri üçkağıtçıların evine kız kardeşimin gelin gideceğini düşündükçe utanıyorum. Bırak Şala Hanım! Bu adam kim oluyor da bizimle terbiyesizce konuşuyor? Bizim kim olduğumuzu bilmiyor herhalde. Seni burada benden daha iyi kimse tanıyamaz Raten Dolakya. Bu düğün törenini benim cesedimi çiğneyerek yapabilirsiniz. Biz bu saygısızlığa dayanamayız. Bana saygıdan söz etme Mehesh Dolakya. Sen namussuzun birisin. Hadi defolun buradan. Mehesh! Gidelim, hadi. Bir dakika lütfen. Bir dakika. Gördün mü? Hangi yüzle Suman'a kardeş diyorsun sen? Senin yüzünden damat bey bizi terk etti. Terk etmekle çok iyi yaptı. Kardeşim mahvolmaktan kurtuldu. Suman birini seviyor anne ve onu yanımda getirdim. Gel ben. Bu da kim? Suman tanıyor anne. Suman şimdi evlenecek. Ama bununla evlenecek. Sen neler söylüyorsun? Suman'ın bana karşı çıkacağını mı sanıyorsun? Niye olmasın anne? Bu işte sen hiç benim fikrimi sordun mu? Ama sen bana söylemedin ki. Sen bana bu konuda hiçbir şey söylemedin ki. Sormadın ki anne. Bu benim abim. Her zaman beni ve iyiliğimi düşünüyor. Suman.
Gel Beno. Gel Suma. Eder Bey, törene devam edin. Tabii efendim. Tabii. Om apavitra pavitro va sarva vyasthang gato piva ya samrit pundari kakshan subhaya vyantra shuchi. Anne dur. Dur. Sen beni hayatından çıkardın ama Suman senin tek kızın. Eğer o sevdiği biriyle evleniyorsa o zaman bu sevgiden mahrum etme onu. Lütfen dur. Onu terk etme. Şanti sama şanti devi sutantra bhavati devata suryo devata chandrama devata rudra devata ditya devata vasavo devata brihaspatir devatendra devata yau shanti ranti rikshadau shanti prithvi shanti rapa shanti raushadaya shanti sama shanti devi sutantra bhavatu ganantva ganapati gungavamahe Gel Suma, annemin ve abimin ayağını öpüyorum. Ki sana başka bir şey yapamadım. Karen abi, bugün yeni bir hayata başlıyorum. Bu hayatı bana sen verdin. Bir şey daha istersem o zaman bana onu da verebilir misin? Hayatımı bile isteyebilirsin. Sadece söz ver. Yaptığın yanlış işleri bırakacaksın. Artık namuslu bir hayatın olsun. Kardeşim, ne kadar kolay bir şey istedin benden. Şu andan itibaren her şeyi bıraktım artık. Mutlusun değil mi? Karen abi. Şibani, ben sana ameliyattayken rahatsız etme demedim mi? Demek her şeyi düşünüp taşınıp karar verdin. Evet. Kamet Bey, artık hayatımızın bir yol ayrımındayız. Birbirimize veda etmemiz gerekiyor. Ben gidiyorum. Bunlar villanın ve arabanın anahtarları. Verdiğiniz her şeyi size iade ediyorum. Ama yaptığınız iyilikleri unutamam. Hoşça kalın. İyiliklerimi unutmayacak ama sözlüklerimi unutmuş. Ona verdiğim hayat saray hayatı gibiydi. Bunu unutmuş. Ve bu sarayın kapıları içeri açılır, dışarı açılmaz. Vijay Kumar, bu problemi hallet. Onu kurşunla. Sen! Evet, ben. Sana söz vermiştim ya, bu üç kağıtçılık ve yasa dışı hayatı bırakır bırakmaz seni ne kadar sevdiğimi ve seninle evlenmek istediğimi söyleyeceğim diye. İşte şimdi bu sözü yerine getirmeye geldim Bayan Asya. Söz mü? Öyle şeyler söylüyorsun ki sanki ben ortada kalmışım. Sen de bana lütfedip söz vermişsin. Bu boş lafları bırak artık. Sonunda dönüp sana geldim ya. Yanındayım işte. Sen kendini ne zannediyorsun? Sonra beni ne sanıyorsun? Yoksa bu konuşmalardan etkilenebileceğimi mi düşünüyorsun? Sen benim dalga geçtiğimi bilmiyor musun sanki? Sana aşık değilim. Sen bir gün evime gelip kapıyı çalacaksın. Ben kapıyı açacağım. Sen merhaba diyeceksin. Ben de merhaba diyeceğim. Sen benimle evlenir misin diyeceksin. Ben de evet diyeceğim. Niye olmasın? Evet, aynen böyle düşünüyorum. Niye olmasın? O zaman sevgilim, şimdi beni dinle. Doğru düşünüyorsun. Seninle evleneceğim.
Ne? 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 Ne ne ne? Mutluluktan sağırlaştın mı? Hayır, sağırlaşmadım. Delirdim. नाजमी फूल से दिल नशी चांदनी से हसी जिसका नहीं है जवाब कहीं Kumar. O tamirci parçasını sokaktan alıp ona araba ver, villa ver. Ama gördüm işte, bana ihanet etti. Namussuz! Ne yaptığını sanıyorsun sen?
istersem tetiği çekebilirim. Ama benim hayatımı kurtardın, onun için affediyorum. Şimdi dinle. Sana bir şey söylemeye geldim. Bugünden itibaren senin hesabımız kapandı. Eğer bir daha gelirsem o zaman seninle konuşmaya gelmem, anladın mı? Hoşça kal. Ne oldu efendim? Yoksa bana güvenmiyor musunuz? Benim rüşvetçi biri olduğumu mu düşünüyorsunuz? Otur oğlum, otur. Harcın, kız kardeşinin düğününde gümrükten pek çok kişi gelmişti. Ve daha sonra kardeşinin kim olduğunu müdür bey duymuş. Yukarıdan emir geldi. Sana önemli görevler verilmesin ve böylece kardeşine yardımcı olmaya çalışmayasın diye. Demek ki kardeşimin günahlarının cezasını ben çekeceğim. Çok üzgünüm olsun. Ama bu konuda hiç yardımcı olamam. Anladım efendim. Sağ ol. Yarın anneme gideriz Madhu. Yarın anneme gideriz ve deriz ki bugün bütün hayatımı bırakıp sana geldim. Kötü işleri bıraktım artık anne deriz. Hayatımı yanlış buluyordum. Ben de onu değiştirdim. Artık gururla bir değil iki oğlun olduğunu söyleyebilirsin anne. Herkese söyleyebilirsin deriz. Madhu işte benim... İşte benim sevgili annem. Anne, ben de sana gelecektim. Bir şeyler anlatacağım. Ne anlatacaktın bana? Şimdi kulağını aç ve beni dinle. Bizim hayatımıza senin gölgen bile düşse... orada acı ve saygısızlıktan başka bir şey bulamıyoruz. Sen kendini mahvettin zaten. Bu sana yetmiyor mu? Biz sana ne yaptık? Durmadan bizim hayatımızı da zehir ediyorsun. Ne yaptım ben? Ne yaptım şimdi anne? Bugün senin sayende Arcun'un hayatı da mahvoldu. Bugün onun başarısını göz ardı edip günahlarınla suçlamışlar. Bak, bak, bak şu kağıda. Bunların hepsinin nedeni sensin. Sorumlusu sensin. Bir daha hayatımıza girmeye çalışma. Niye hep böyle oluyor? Ne zaman yakınlaşsam hep bir aksilik oluyor. Karen, sana bir şey söyleyeyim mi? Annen şimdi çok kızgın. Seven biri böyle kızabilir. Peki ama ben... ben ne yapacağım şimdi? Karen... Karen... seninle çok önemli bir şey konuşmalıyım. Konuş. Ha bu Madhu. Onun yanında her şeyi söyleyebilirsin. Onlar seni öldürme planı yapıyorlar. Biliyorum. Shibani, bana yardım edecek misin? Bana Devraj Kamet'in malları ne zaman geliyorsa söyleyebilir misin? Kamet Bey, buraya böyle yalnız gelmemiz doğru mu acaba? Ben ne yaptım biliyorum Shibani, gel. Devraj Kamet burada! Ne cesaretle buraya gelir, yanında kaç kişi var? Kimse yok Dolakya. Yalnızca Shibani var. Buraya yarama tuz basmaya mı geldiniz? Hayır Dolakya. Bugün bir ateş senin evini yakıyor. O ateşin etkisi beni de yakıyor. O ateşi yakan Karen'dir. Onun ateşi seni nasıl yakıyor anlamadım. O senin adamın çünkü. Bir zamanlar benim adamımdı. Ama artık düşmanım. Karen o gümrük şefinin kardeşidir. Biliyorum, yani... biliyorum. O zaman unutma ki o ikisi bizi mahvedebilir. Beni de, seni de. Peki ne istiyorsun? Niye bağırıyorsun Dolakya? Hı? Ben iyi niyetle sana arkadaşlık elimi uzatmaya geldim. Arkadaşlık, arkadaşlık. Seninle arkadaşlık. Demek bana elini uzatıyorsun ha? Arkadaşlık mı? Ben bir yılanla arkadaşlık yapabilirim ama seninle asla arkadaş olamam. Bütün bu sözlerine hak veriyorum. Ama ikimiz sürekli düşman olamayız seninle. Abi. Evimize kendisi geldi.
Doğru ve mantıklı konuşuyor. Eğer birlik olursak ne? Sen delirdin mi? Biz birbirimizle yarışıyoruz. Hiçbir zaman birlik olamayız. O zaman işlerimizi birleştirelim Dolakya. Çünkü Karen'e ancak birlik ve beraberlikle göğüs gerebiliriz. Evet. Evet. O adamın adı neydi? Gümrük şefi Arjun. Ona ne yapabiliriz? Onu yolumuzdan kaldıracağız. Tamam mı? Çok güzel söyledin. Hadi elini ver. Ver elini ver. Alo. Benim, buyurun. Kamet'in malını yakalamak istiyorsan bir saat içinde tren istasyonuna gel. Gelin bu tarafa. Evet evet, birkaç günlük bir iş. Sen oraya git. Tamam. Efendim, telefon. Telefona gel. Alo. 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 Karen, ben Şibani. Alo. Karen, şu anda kardeşinin hayatı tehlikede. Alo. 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 Buralarda saklanıyor olmalı. Sen o tarafa. Sen o tarafa, siz de bu tarafa. Thank you.
Kurtuldu. Bundan da kurtuldu. O kadar planlı programlı bir iş ama yine de kurtuldu bu adam. Kurtulmadı, kurtarıldı. Arada biraz fark var. Bu arada şunu da öğrendik. Arjun'a bütün bilgiyi Karen veriyor. Evet, doğru. Pekala, Karen'e bilgiyi kim veriyor? Onu da öğreniriz. Önce Karen'le kimler görüşüyor onu öğrenirim. Bunun için Karen'in evinin etrafında bir adama 24 saat nöbet tutturmalıyız. 24 saat. Tam 24 saat. Aramızdaki hain belli olacak. Yakında. Şibal. Şibani. Karen. Evet Şibani. Karen. Şibani sana bir şey olmayacak. Şimdi seni hastaneye götüreceğim. Boşuna çabalama. Şibani. Şimdi nasılsın canım? Ben iyiyim anne. Karen nerede? Onu niye soruyorsun ki? Bütün bunların nedeni o değil mi? Hayır anne. Beni o kurtardı. Biz onu yanlış tanımışız. Arjun abi doğru söylüyor anne. Anneciğim, siz hiç düşündünüz mü? Dükkan sizin elinizden gidiyordu. O zaman size kim yardım etmişti? Evet anne, Karen'di. Benot doğru söylüyor anne. Biliyor musun Karen abi bizi hiçbir zaman zor durumda bırakmadı. Şimdi anlıyorum ki anne... Geçtiğimiz günlerde... Biri bana telefonla yardım etmişti. Artık biliyorum. O Karen'di. Hayır anne. Karen bizim düşmanımız değil. O kötü biri değil anne. Evet, onun düşmanı benim. Ben kötüyüm. Siz anneliği bilmezsiniz. Kalbim paramparça çocuklar. Onu hepinizden iyi tanıyorum. Ama sizler... Diyorsunuz ki ben... Anne. Saygılar anne. Siz akrabalık kurmadınız. Ama ben şimdi buraya aile doktoru olarak geldim. Bütün sülalenizin tedavi... Akia ve Devraj Kamet'i hapse yollamak için yeterli. Şimdi bu ajandayı valiliğe vermeliyim. Alo. Karen. Evet benim. Şibani'nin sana verdiği ajandadan haberim var. Ama senin bütün sülalenin elimde olduğundan haberin var mı? Hepsi elimde. Onun için ne yapacaksan düşünerek yap, olmaz mı? Alo! Alo! Kimdi? Devraj Kamet. Ne oldu? Bir şey olmadı. Ama biraz sonra çok şey olacak. Böyle zahmet verdiğim için siz saygın kişilerin affınıza sığınıyorum. Şunu bilmelisiniz ki sizinle hiçbir düşmanlığım yok. Benim için sizler önemli değilsiniz. Aslına bakarsanız sizin bir yakınınıza küçük bir ders vermek amacındayım. Sizi onun için rahatsız ettim sevgili dostlarım. Serseri. Hey, ne yapıyorsun?
Onun kocası var ve mutlaka bu hareketler onun zoruna gidecek. Bir kez elini aç da görsen. Boş boş konuşma. Bunca yıldır elin hep açıktı. Şimdiye kadar ne yaptın ki, şimdi ne yapacaksın? Karşılamak için öyle bir plan yaptım ki buraya ancak cesedi gelir. Bu bizim Pablo. Buyurun. Karen'in cesedi gelmedi ama adamımızın cesedi geldi. Önemli değil. Hastanenin her köşesine bakın. Her yeri arayın. Hadi dolak ya. Karen Kumar. Bay Karen Kumar. Neredesiniz? Doktor Devraç Kamet'in odasına girin. Annesi ameliyathanede. Evet, mesajı ulaştı. Evet, artık o anlayacak anne. Eğer yanlış bir hareket yaparsa o zaman senin boynun... Terbiyesiz. Erkek, sen benimle konuş. Ben erkek değilim. Loloşum canım. Bırak beni. Bırak. Mehmet. Bırak. Ne yapıyorsun? Hadi şunu içeri götür. Allah yasal seni. Evet, seni yaşatmayacağım Mehmet. Güzel. Ne güzel. Aldın adamazını da çok kızdı. Evet, şimdi bunların tamiri gerekiyor. Hadi bakalım gençler. Yoksa karşılaşmayı kazandığını sanmıştın ha? Ama sürprizim burada. Grubun ası bende. Yine de çok şanslısın. Dünyada kaç çocuk annesinin öldüğünü görmüştür ha? Ne oldu, dilini mi yuttun yoksa? Hadi konuş şimdi.
Anne! Karen! Hayır! Arjun! Şaşırmıştım, affet. Affet beni. Affet beni ne olur. Evet. Affet beni. Seni affettim. Seni affettim oğlum. Anne. 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 Ben senin oğlunum değil mi? Evet. Sen benim oğlumsun. Bir daha söyle anne. Bunu duymak için çok bekledim çünkü. Sen benim oğlumsun. Benim bir değil. İki oğlum var. Bitti. Bütün acılarım bitti. Artık acılar bitti anne. Her şey düzeldi. Arjun abi. Karen. Duydun mu? Abi. Annem beni affetti. Sizler de... Sizler de affettiniz değil mi? Karen. Karen. Bir şey yok madem. Bana hiçbir şey olmayacak. Ben ölmem.
Artık... Artık yaşamalıyım ben. Baba...